Şimdi paneller kısmıyla devam etmek istiyorum. Paneller kısmı ekranın sol tarafında bir blok halinde durmakta. Bu paneller programın içerisinde birçok yaptığımız aslında değişikliği, ayarı, yönetmemizi, oluşturduğumuz objeleri yönetmemizi gibi bütün koordinasyonu sağladığımız bir alan. Üzerine tıkladığınız zaman şu şekilde açılıp kapanabiliyor ee, ve boyutunda e, boyutunda tabii ki şu şekilde isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Çalışma alanınızı e, maksimum düzeyde tutmak için buradan isterseniz e, geçici olarak kapatıp yine açma işlemi yapabilirsiniz. Bunlar neler? Bir hızlıca değinecek olursak e, en son eriştiğiniz dosyaları buradan file access kısmına erişebiliyorsunuz. E, daha önceden açtığınız dosyaları e, bunları ufak ön izlemeler olarak görebiliyorsunuz. Bluebeam'de layer'larla çalışabiliyorsunuz. Layer'lar oluşturduğunuz layer'ları yönetebiliyorsunuz. Bunlar herhangi bir markup oluşturduğunuzu varsayalım. Bunu istediğiniz layer'da tutabiliyorsunuz ve yönetebiliyorsunuz. Çeşitli tool chest'lerimiz var. Hazır kütüphaneler gibi düşünebilirsiniz. Bunları, Bunları yönettiğimiz bir alan var. Space kısmında alan tanımlamaları yapabiliyoruz ve bunları yine bu alandan yönetebiliyoruz. Her objenin her bir komutla oluşturduğumuz her objenin bütün detaylarını yine buradan daha sonradan değiştirmek ve yönetmek mümkün. Ölçümlemek için kullandığımız araçlar ve bunlarınla ilgili işte sayfa kalibrasyonları gibi bütün detayları yine burada yapabiliyoruz. Setlerle çalışabiliyoruz. Bu setleri eee buradan yönetme imkanı sağlıyor. Bir projede birden fazla PDF dosyasında oluşan bir projeyi burada bir set düzeninde yönetme imkanı bize yine sağlamakta. Stüdyo özelliği var. Stüdyo özelliği e, sınırsız bir bize bir bulut depolama alanı sağlıyor. Projelerimizi bu alanda tutup yönetebiliyoruz. Aynı zamanda e, bir ortak çalışma içinde yine bir seans oluşturabiliyorsunuz. Yine bunu buradan yönetebiliyorsunuz e, arama Tabii ki seçeneği burada mevcut e, Bu gördüğünüz e, araçları e, şu alan e, aynı alanın alt tarafında sağ tıkladığınız zaman e, gizleyip e, gösterme gibi seçenekleri var yani ben e, arama seçeneğini kapatmak istiyorsam buradan hide dediğim anda e, otomatik olarak buradan az kullandığım araçları ya da kullanmadığım araçları çıkartabilirim. Yine aynı şekilde Show seçeneğiyle bunları açabiliyorum. E, bu panel e, üzerine tıkladığımızda bakın daralıyordu. Yine burada bir alan kaplıyor. Bunu yine iyice minimize etmek istiyorsanız AutoAid Panel akses seçeneğini seçerseniz bakın sadece yaklaştığınızda açılan bir panel olur. bir size maksimum yine bir çalışma alanı sağlayacaktır. E, alt kısımda ise yine devamında bir Markups kısmı var. Buraya tıkladığınız zaman işaretlemelerle çalışıyoruz, işaretlemeler yapıyoruz. Bunların yine yönetimini bu alandan sağlayabiliyorsunuz. Tıklayıp bu şekilde açıp kapatma imkanı sizlere sunuyor.